Celaleddin Rumi'nin bir özelliği de, bir meşrebi de, kendisi antifeminist bir adamdır. Şems-i Tebrizi de son derece antifeminist bir adamdır. Kadın Bunlar düşmanıdır ya. kadınları anlatırlar, kadınları çok kötü konumda anlatırlar. Çok ağır hakaretler içerisinde anlatırlar ve kadın tabiatının işte böyle olduğunu söylerler. Bir tanesini okuyabilir miyim hocam? Hatta Konya'da bir tane Rum kadın vardı. Fahişe Rumi diyorlardı. O kadın genel ev işletiyordu. Bakın o kadın, o Rum kadın genel ev işletiyordu. Celaleddin Rumi o kadına gitti. Kadına dedi, sen çok mübarek bir kadınsın. Sen çok büyük bir hizmet yapıyorsun. İnsanların bu seks ihtiyacını karşılamak suretiyle insanların zina yapmasını önlüyorsun diye ona dua ediyor. Ve o kadının yanındaki genel evi kadınlar da hepsi geldiler. Celaleddin Rumi'nin ayağını öptüler. Celaleddin Rumi'ye minnettarlıklarını bildirdiler. Bak, bu da şeyde var. Film Menakıb-ı Arif'inde mevcuttur. Mevlana'nın kutsadığı kadınlar hocam. Kutsadığı kadınlar kadını kutsamaz. Bakın Şems-i Tebrizi'nin makalatından söylüyorum. Şems-i Tebrizi diyor ki, kadın cinsi öyle bir varlıktır ki, Sidre-i Münteha'ya ulaşsa, Allah'la yüz yüze gelse, fakat o kadın Allah'la yüz yüze olduğu anda yerde kalkık bir zeker görse, Maşallah tatlısı. oradan ayrılır gelir, o zekerin üstüne atlar. Hocam ben bunu okudum. Kadın tabiatı böyledir diyor. Ben bunu okudum hocam. Bunu okudum. Evet. Okurken şimdi kutsadığı kadınlar derken şunu kastettim. Şunu da biliyoruz biz. Mevlana kadınları ziyaret ediyor. Sonra Moğollardan bir tanesi gelip sen kutsal bir kadınsın deyip onun nikahını Tabii. alıyor. Tabii, evet.